Merhaba sevgili öğrencilerim. 5. sınıf matematik dersi ondalık gösterimlerle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca ilköğretimvideo.com, derstekrar.com'dan da buradaki tüm videoları orada da bulabilirsiniz. İlk sorumuza hemen başlıyoruz. Binde 8 kesirin virgülle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, bu bir basit kesirdir ve basit kesirlerin tam sayısı 0 olur. 0 tamı dedikten sonra binde diye okuyorsun. Bakın, binin içerisinde 3 tane 0 var. Dikkatli olmak gerekiyor. Demek ki binde diye okuyorsan virgülden sonra 3 tane rakamın olması gerekiyor. Ama sen 8 yazıyorsun. Çünkü payda 8 var. 8'i nasıl yazabilirim? Çift 0'la destekler. Sonra 8 eklersen binde 8'e ulaşabiliriz. Doğru cevabım C seçeneği. 2 numaralı sorumuz 0 tam %48 ondalık kesirinin kesir çizgisiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, 0 tam %48 okuyoruz zaten, %48 diye. Mesela burada 1000'de 48 var, burada 10'da 48 var, burada 1'de 48 var. %48 okuluşundan da çok rahat çıkartılacağı üzere B seçeneğidir tabii ki. Bir diğer sorumuz 1 bölü 2 kesirinin ondalık kesir yani virgül olarak yazılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrencilerim, 1 bölü 2 eğer sen bir kesiri ondalık sayı olarak yazmak istiyorsan paydayı ya 10 yapacaksın, ya 100 yapacaksın, ya 1000 yapacaksın. Buradaki 2'yi ben 10 yapabilirim. Nasıl? 5 ile genişleterek. 5 ile genişletiyorum hemen. Genişletme pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demektir. 5 kere 1 5 oldu. 5 kere 2 10 oldu. 10'da 5. Basit kesirdir, 0 tam demem gerekiyor. Onda dediği için burada virgülden sonra bir tane sayın olması gerekiyor. 5 zaten bir tane rakamdan oluşuyor. 0 tabi. Onda 5. Doğru cevap C seçeneği. 50'de 7 kesirinin ondalık kese çevrilip virgülle yazılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım hemen. 7 bölü 50'yi yazdık. Bunu ben ondalık sayı olarak yazacağım. Ne dedik? Payda ya 10 olacak, ya 100 olacak, ya 1000 olacak. Bak burada 10 geçmiş. Yani onu geçmiş olan bir sayı var. O zaman ben buradaki 50'yi 100 yapabilirim. Nasıl? 2 ile genişleterek tabii ki. 2 ile genişlettim. 2 tane 7 14 eder. 2 tane 50 100 olur. %14 bir basit kesirdir. Basit kesirlerin tam sayısı olmaz. 0 tam dedim. Yüzde dediyse burada 2 tane rakamın olması gerekiyor. 14 zaten 1 ve 4'ten oluşan 2 basamaklı bir sayıdır. Çocuklar, C seçeneğine dikkat edelim. Binde 14'tür o. Tamam mı? Doğru cevabım tabii ki D seçeneği. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gidiyor. 5, 6, 7 ve 8 sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlıyoruz. Velileriniz bizi 507-215-2658 numaralı telefondan arayarak da ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. 5 numaralı sorumuz, aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak en sona hangisi gelir diyor. Bize bakalım hemen. 5 tam, 5 tam, 12 tam, 12 tam. Şimdi sevgili öğrenciler, sonu olduğu için burada 12 tam ve 12 tamın birinci ve ikinci sorular. Altı numaralı sorumuz 0 tam %32 ondalık kesirinin yüzde sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sen bunu %32 olarak, bak kesir olarak yazdım sana %32. Yüzde diyor. Şimdi yüzde sembolü için bir kere paydan 100 olması gerekiyor. Zaten burası da 100. Yüzde dedim, sembolü kullandım. Devamında paydaki sayıyı oradaki sembolün yanına getirmen yeterli. 32'yi yazdık mı bitti. %32 doğru cevabım B seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz, bu ondalık kesirinin yüzde sembolüyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, okunuşundan yararlanalım. %4 diyor orada. Onda 4 deme lütfen ona. %4'ü yazdıktan sonra paydaya bakıyorum. 100 mü 100? O zaman 100 ise burada yüzde sembolünü kullandın. Daha sonra bu sembolün yanına payda bulunan sayı getiriyorsun. Bu kadar. %4. Dikkat et lütfen. Bu %40. Okunuşundan da yararlan. %400 bu mesela. %4000 bu. Doğru cevap tabii ki C seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, 5'te 3 kesirin ondalık kesir çevrilip virgülle yazılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Ne dedik? Bir kesri eğer burada ondalık sayı olarak yazmak istiyorsan paydanın 10, 100 ya da 1000 olması gerekiyor. Paydadaki 5'i 2 ile genişleterek 10 yapabilirim. 2 ile genişlettim. 2 kere 3 6, 2 kere 5 10 oldu. 10'da 6 bir basit kesirdir. Basit kesirlerin tam sayı 0 olur. 0 dedikten sonra 10'da dediği için virgülden sonra bir basamak olacak. Burada zaten 6'da bir tane rakamda oluşur. 0 tam 10'da 6. Doğru cevap B seçeneği. Şaşırmayalım lütfen. %6'dır. C seçeneği %7.
pardon, binde 6'dır. Bu sadece 6'dır, virgülden sonraki sıfırın bir değeri de yok zaten. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi büyüktür? Şimdi çocuklar bakın, tam sayılarına bakın. 5 tam, 5 tam, 5 tam, 5 tam. Adam şöyle diyor. Burada diyor ki 23 var diyor. Tamam. İşte burada 32 var diyor. Burada 3 var diyor. Burada da 32 var diyor. Hayda, işte bu 32'lerin büyük olduğunu iddia ediyor. Öyle değil. Dikkatli olmak lazım burada. Birisi %32 mi? Ya da 32'nin yanında daha farklı bir sayı mı var? Mesela ben olsam bu soruda 3'ün yerine 4 eklerdim kesinlikle. Çünkü direkt oradaki 23'e bakıyor. Şimdi bunları birazcık daha şöyle büyütmeye çalışalım. Tam sayıları aynıysa ne yapmamız gerekiyor? Onda birler basamağına bakacağım. Bakın onda birler basamağında 2 var. Burada 3 var. Burada 3 var. Burada 0 var. Bu 0 gitsin. Bu 2 de gitsin. Çünkü buranın onda birler basamağında 3 var. Burada da 3 var. Peki. İkisi eşitse bu sefer %1'ler basamağına bakalım. %1'ler basamağında 2 var. Burada %1'ler basamağı yoksa yokun anlamı 0'dır. 2 mi büyüktür? 0 mı büyüktür? Tabii ki 2. O zaman doğru cevabım B seçeneği olur. Ve bir diğer sorumuz, aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi en küçüktür diyor. Hepsinde de bir tam olduğunu görüyorum. Şimdi bunu da farklı bir yöntemle göstereceğim size. Şimdi sevgili öğrencilerim bakın. Burada bir tane sayıda virgülden sonra 3 basamak var. Fark ettin mi? Bak burada da 3 basamak var. Burada 2 basamak var. Burada 1 basamak var. Gelsem buraya gerektiği kadar 0 at. Çünkü virgülün sağ tarafına eklenen 0'ın değer kaybı yaşatmaz. Arttırmaz da azaltmaz da. Bundaki amacımı hemen söylüyorum. Buraya bir 0 yaptım. Yani 3 tane sayı oldu. Buraya da 2 tane 0 ekledim. Burada da 3 tane sayı oldu. Virgülden sonra hepsinde eşit miktarda sayı oldu mu? Yani virgülden sonra hepsinde 3 tane sayı olduysa bunları 1001, 1010, 1101 ve 1100 şeklinde okuyabilirsin. Hangisi en küçüktür? Tabii ki 1001. Doğru cevabım A seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Sevgili öğrenciler, 1,1'in eşittir diyor 1,10'a. Doğru. Buraya bir sıfır atarsan 1,10 da olur. 1,01 eşittir diyor ki 1,10. Buraya bir sıfır atarsan 1,10 olur. Çocuklar, bir sayı sen ondalık sayı olarak yazmak istiyorsan virgül ve sıfır ekleyebilirsin. Mesela ben 7 ondalık sayı olarak yazacağım ya. Buraya 2 tane sıfır, 1 sıfır, 3 tane sıfır ekleyebilirim. Burada da zaten onu yapmış. Ama buraya baktığım zaman birinde 1,10 var, birinde 1,11 var. Bunların eşit olduğunu iddia ediyor. Çok çok yapacağım buradan bir tane sıfır silmek. Birinde sıfır silersen birinde 1,1 oluyor, birinde 1,11 oluyor. Ve bu iki sayı maalesef eşit değildir. Doğru cevabım D seçeneği. 12. sorumuz, aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi büyüktür? Hepsinin de tam sayıların 6 tam olduğunu görüyorum. En büyüğe bakacağız. Virgülden sonra 3 basamak var bazılarında. Gel buraya 2 tane 0 ekle. Gel buraya 1 0 ekle. Bunlarda zaten 3'er tane rakam var. 3'er 0 ekledince sanki bunları ondalık sayı değilmiş gibi, böyle doğal sayıymış gibi okuyabilirsin. 6100, 6010, 6101, 6111. Hangisi büyük? 6111. Doğru cevabım D seçeneğidir. 13 numaralı sorumuz, aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi küçüktür diyor. 0 tam 10'da 6, 5'te 2, 0 69 ve 4'te 3. Bunları bir kere birbirlerine çevirmemiz gerekiyor. 5'te 2 dediğimiz sayı, şimdi hepsi %10 yapacağım bakın. Buraya bir 0 ekledim, %60. Burası %69. 4'ü de burada 25 ile genişletirsem %75 olur sevgili öğrencim. 5'te 2'yi de burada 20 ile genişletirsem o da ne olur? 40/100 olur. Okur musun lütfen? %60, %40, %69 ve %75. En küçüğü benden istiyor. En küçüğü benden istiyor. Doğru cevabım tabii ki B seçeneği. Ne yaptım? Paydalarını eşitledim yüzde. Ondan sonra payına baktım. Payı küçük olan, en küçük hangisi burada? 40. O zaman B seçeneği doğru cevap olur. 14 numaralı sorumuz, aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi yandaki şekilde verilen ondalık kesirlerin arasında değildir diyor bize. Biraz daha büyütmeye çalışalım. Bakın virgülden sonra 2 sayı var burada. Buraya bir tane sıfır ekle. Sanki 970 ile 976 arasında bir sayıymış gibi düşün bunu lütfen. 971 olur, 973 olur, 975 olur ama 970 bunların arasında bir sayı değildir. Çünkü bu sayı buna eşittir sevgili öğrencim. İkisinin arasında olması için 970'ten büyük, 976'dan küçük olması gerekiyor. Cevap D seçeneği. 15 numaralı sorumuz. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri en büyüktür diyor bize.
çocuklar hepsinin onda birler basamağına bakacağız. Büyük olan rakamın basamak değeri de büyük olur. Şimdi buraya bakıyorum, onda birler basamağında 7 var, onda birler basamağında 6 var, onda birler basamağında 5 var, onda birler basamağında 2 var, 2 var, 5 var, 6 var, 7 var. Hangisi büyük? Hangisi büyük? Adam bakıyor diyor ki, ya diyor bu diyor 2.75 diyor, bu küçük bir sayıdır diyor. Yavrucuğum sorusu öyle sorulmuyor işte. Soru öyle gelmiyor sana. Tamam, onda birler basamağına bakıyorsun, 7, 6, 5 ve 2. Hangisi büyük? 7. Soru onu istiyor senden. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Cevabım A seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, aşağıdaki ondalık kesirleri dikkat et, küçükten büyüğe doğru sıralarsak baştan ikinci sıraya hangisi gelir diyor bize. Bakıyorum 2 tam 10'da 2, 2, 1'de 202, 1'de 222. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Buraya bir 2 sıfır atalım mı? 1000'de 200 olsun. Buraya da bir sıfır atalım, 1000'de 20 olsun. Buralar zaten 1000'de. Sonra bu sayıyı normal bir doğal sayı gibi okumaya çalış. 2200, 2020, 2202 ve 2222. Küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Unutma. Çocuklar bunlar arasında en küçüğü 2020 olur. Birinci sırada. Sonra 2200 gelir ikinci sırada. Sonra 2202 gelir üçüncü sırada. Sonra 2222 gelir dördüncü sırada. Küçükten büyüğe doğru sıraladım. Baştan ikinci sayı istiyor benden. Doğru cevabım A seçeneğidir. Ve 17 numaralı sorumuz, sıfırtan %75 ondalık kesirinin yüzde sembolüyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar biz bunu öncelikle kesir olarak yazalım. %75 paydasında 100 olduğunu gördün mü? Buradaki 100'ü direkt yüzde sembolüne çevirebilirsin ve payına da direkt sembolün yanına ekliyorsun. %75 doğru cevap A seçeneği. Burası %750, burası %7500, burası %7,5 cevabım. Bir diğer sorumuz, 0.5 ondalık kesirinin kesir çizgisiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 10.5 bak işte sana burada işte 10.5 %5 burası. Burası 1000'de 5, okunuşundan yararlan lütfen. Bak burası 10.50. 10.5 diye okursan burada da zaten 10.5 diyor. Doğru cevap B seçeneği. Basit sorular çocuklara, kesinlikle biraz kendini ver. Rahat bir şekilde yaparsın. Bir diğer sorum, 0.5 ondalık kesri aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? Çocuklar 0.5, yani sen pastayı 10'a bölmüşsün, 5'ini yemişsin. Yani sen pastayı 6'ya bölmüşsün, 3'ünü yemişsin. 3 burada 6'nın yarısı değil mi? Evet. 5 de burada 10'un yarısı değil mi? O da evet. Yani 6'da 3 de bununla eşit bir kesirdir, unutmayalım. Ya da 4'te 2 de bununla eşit bir kesirdir, unutmayalım. 10'da 5 diyor, yarımı göstermiş, eşit. 2'de 1, 2'ye bölmüşsün, 1'ini yemişsin, yarımını yemişsindir. Bak burada da ne diyor? 0.5 eşittir 0.50. %50. Pasta 100'e böldüm. 50'sini yedim. Yarısını yedim onda da. O da aynı. Ama 5'in yarısı ne eder? 2.5 eder. Burada 2.5 yok. Burada 3 var. O zaman bu eşit değil. Bu yarımdan büyük bir kesir. Doğru cevabım seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 10'da 5 eşitlemiş burada. Götürdük bunu. 4'te 3 hemen yapıyoruz. 4'te 3'ü orada 0.75 eşitlemiş. Buradaki 4'ü ondalık sayıya çevireceğim. Ya paydayı 10 yapacağım, ya 100 yapacağım, ya 1000 yapacağım. 4'ü çarparak 10 yapamıyorum ama 4'ü ben burada 25 ile genişleterek 100 yapabilirim. 25 çarpı 3'ten 75, 25 çarpı 4'ten 100, işte sana %75. İşte sana %75. Bu da gitti zaten. Okunuşundan yararlan sevgili öğrencim ya. İşte sana %82. Oku. İşte sana %82. İkisi aynı. %4 ondadır. Okunuşundan yararlanır mısın? Bak oku, %4 diyorsun. %4. Bunu oku, buna da onda 4 diyorsun. Bu ikisi birbirine eşit olabilir mi ya? Bu ikisi birbirine eşit olabilir mi sevgili öğrencim? Eşit olsaydı birini ya burada 10 olacaktı ya burada da bir tane 0 olacaktı. Ama bu durumda maalesef eşit değildir. Doğru cevabım D seçeneğidir sevgili öğrencim. Kızlar dersim sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.